Hazırız efendim. Tamam. İsmet Bey şu anda müsait değiller. Tamam. Ben aradığınızı ileteceğim. Hoşça kalın. İsmet abi gözünü seveyim abi. Öncelikle İsmet değil, İsmed. D harfiyle bitiyor. Biliyorum. Sanki bir şeyin kısaltması gibi. Hani İskenderun Mezarlıklar Dairesi gibi. İsmed. Rahmetli pederden yadigar olduğu için biraz tikliyim bu isim konusunda. Tabii güzel Türkçemizi koruyalım endişesi de yok değil. Neyse, konumuza dönelim. Gözlerindeki soru işaretlerini görebiliyorum. Sen benim gözlerimdeki dolar işaretini gördüğün zaman anlaşacağız. Tamam mı? Hayat bize iki yol sunar. Herkes zanneder ki seçtikleri kendine aittir. Oysa yanlış. Vazgeçilendir kendine ait olan. Seçtiklerin değil, vazgeçtiklerin seni belirler güzel kardeşim. Ne dedik? Hayat bize iki yol sunar dedik. İsmet abin senin güzel hatrın için bunu üçe çıkardı. Seçenek bir. Isırgan otu. Anüsüne sürerim. 40 dakika içinde bülbül gibi ötersin. Tecrübeyle sabit. İkinci seçenek, solumda gördüğün keçi. Tırnaklarını çeker, Akdeniz tuzunu basarım, keçiye yalatırım. Üçüncü seçenek, benden çaldığın 1250 lira nerede, onu söylersin. Şimdi diyeceksin ki, alt tarafı 1250 lira. Konu para değil. Konu prensip. Anladın mı? Hadi dua et. Yıllardır beklediğim bir haber aldım. Bu yüzden bu keçi ve ısırgan meselesini şimdilik rafa kaldırıyorum. Eminsiniz değil mi? Bu zafer mefta değil mi? Doğrudur efendim. Gülme. Biri ölürken gülmek bize yakışmaz. Ciddi iştir pis işler. Alaya gelmez. Einstein'ı tanır mısın? Şimdi çıkaramadım abi. Esnaftan mı bizim? He, esnaftan. Kuyumcu var ya. Einstein demiş ki, İki şey sonsuzdur. Evren ve insanoğlunun aptallığı. Ama ikincisinden emin değilim demiş. Seni tanısaydı eminim emin olurdu. Sıkacakmışsın bedeli bildiğim sözler.